Çok uzun bir aradan sonra hello. Neler gördü bu gözler? Ama neler gördüm ben biliyor musun? Önce bir büyüklüğü bir gösterir misin? Hak ettiğim ofise bir bak bak. Gerek komikliğim, gerek linklerim, seksapalitem, her şey var. Bekleyin. Arkadaşlar Amerika'da korona. Tuzlu, seksi kadınlar gibiyim. Ona cevap verme, buna cevap verme, buna yorum yapma, prim olur, takipçi gider. Hoşt! Hoşt yani. Öyle bir dünya yok. So find a way to... Unuttum ha. Ofisin yolunu unutmuşum ya. Evet, katı bulamadım, daireyi bulamadım. Asansörden indim, yanlış tarafa döndüm. Neyse, başladık bile galiba. O zaman çok uzun bir aradan sonra hello, geri döndüm diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki diyebiliriz. Çok fena döndüm diyebilir miyiz? Çok daha güçlü. Dipdiri döndüm. Baya ateşli falan döndüm yani arkadaşlar. Bu kendime ve sizlere çekiyor olduğum kısa öz sorularınızı cevaplayacağım. Beni rahatlıkla azarlayabileceğiniz yorumlarda neredeydin, nereye gittin, bunun için miydi, oha bu da mı başına geldi diyebileceğiniz bir kısa bir soru cevap videosu. Naber? İyiyim. Seni sormalı. Vallahi özlemişim. Küçük müçük böyle 10 metrekare falan ama insanı özlüyor biliyor musun? Gerçekten özledin mi burayı? Özledim. Özledim ama geçer. 2-3 dakikaya geçer. Çok sürmez yani. Çünkü yeni ofisim var. Ve burası oranın anca tuvaleti olabilir. Üzgünüm ama gerçekten. Ya da hani giyinme odam falan olabilir yani burası. Şimdi Instagram'a tabii ki her gün yaptığım ve asla cevaplamadığım bir soru kutucuğu bıraktım. Gelen sorulardan 10-15 tane seçebildim çünkü arkadaşlar bütün sorularınız aynı. Bak bütün sorular nasıl aynı olabilir? Sadece kelimeler yer değiştiriyor. Birinin Türkçesi yetmemiş, biri D'yi D'yi ayırmamış. Hepsi aynı. Gelsin ilk soru. Head and shoulders, kafanı rahatlat ne demek? Kafanı rahatlat ne demek? Bunu şöyle yapacağım. Bu soruyu seçerken bunu düşünmüştüm. Bunu yarın sabah uyandığımda, duş aldığımda kullandığım Head & Shoulders en sevdiklerimi göstererek uzun uzun anlatacağım. Çünkü bu motto yanlış bilmiyorsam bana özel seçildi. Evet, bana özel seçildi. Yani şu an çektim videoyu ben. Videonun içinde miyiz? Oraya mı geçiyoruz? O zaman sizi evde Head & Shoulders köşeme alıyorum. Evet, söz verdiğim üzere bu sorunun cevabı için sizlere evden bağlanıyorum. Sabah bu arada az önceki enerjimi görmeyebilirsiniz ama yine de iyiyim. Gelelim konumuza. Head & Shoulders ile ilgili çok uzun konuşabilirim ama kısa kesmeye çalışacağım. Markanın, projenin yani bu kadar arkasında durabiliyor, yani durmak istiyor olmanın sebebi markayla tanışmadan önce, yani işbirliği olarak tanışmadan önce de gerçekten kullandığım ve beğendiğim ürünler olması ve hatta yani defalarca belki Instagram'da mı, YouTube'da mı artık defalarca göstermiştim ve sonrasında kullandığınız ve memnun kaldığınız bir şeyin dijital marka yüzü olmak bence çok tatlı bir şey yani. Beni tabii ki de mutlu eden bir şey. O yüzden çok arkasına durdum aylardır. Neyse gelelim kafanı rahatlata. Kafanı rahatlat olayı şöyle ki gerçekten bu süpremnem, güç, bu seriler kafa derisine çok iyi. Yani saç kremlerini normalde kafa derisine kullanamıyoruz. Ama bunu kullanabiliyoruz çünkü derinizi de nemlendiriyor. Saçı yağlandırmadan nemli gösteren çok az şampuan var bana göre. En azından benim denediklerime göre. Bu onlardan bir tanesi. Kepek sorunu gerçekten tamamen ortadan kaldırıyor. Yani kullanıp görenler doğru söylüyor diyorlardır. Şu an gerçekten ortadan kaldırıyor. Neyse yine çok uzattım. Kafanı rahatlat. Olayı buradan geliyor. Yani tamamen nemli saç derisi, nemli saçlar, kepeksiz. Bu işte yani kafanı rahatlat yani. Bunlar da benim son zamanlarda story'e bol bol attıklarım. Bu güç serisi. Argan yağı, bambu özü. Bir de bunun 3 yağlı olanı var. Storylerimi takip ederseniz bol bol anlatıyorum hepsini. Bu zaten klasikleşmiş artık Supreme Nem serisi. Yine bol bol linklemeye devam edeceğim. Aşağıya da bir Head & Shoulders linki bırakırım. Yani dediğim gibi çok konuşabilirim. Bu kısa kesmiş halim. O yüzden bir sonraki soru için stüdyoya dönüyorum. Hop! Geri geldim. Nasıl cevaptı ama? Müthiş. Mükemmel. Profesyonellik akıyor. Hevesli olduğum nasıl da belli. Gelsin sorum. Sevgilin ile
Nereden tanıştın? Bak, yemin ediyorum bu sorudan hani böyle ilk 5 dakika içinde 50 tane falan görmüş olabilirim. Sevgilimle en yakın arkadaştık arkadaşlar. Bayağı en yakın arkadaşlık. Bodrum'da tanıştık. Çok ortak arkadaşımız var. Hatta geçen yaz böyle aynı arkadaş grubunun içindeki iki insanlık ve gerçekten çok yakın arkadaş olduk yani. Şey olur ya, bro muhabbeti falan böyle. Neler gördü bu gözler? Ama neler gördüm ben biliyor musun? Bu da iyi. Yakın arkadaş olmak da iyi başta. Her şeyi biliyorsun. Yani senden saklaması gereken... Şimdi yeni tanışmış olsam mesela. Geçen yaz ne yaptın diyeceğim. Tatil yaptım, arkadaşlarımlaydım. Mesela flörtün var mıydı? Aa, olur mu öyle şey? Yoktu hani. Takıldın mı bile? Yok ya, öyle arada bir diyecek. Ama ben geçen yaz onunla yakın arkadaşıydım. Yani böyle tanıştık. Arkadaş olarak tanıştık. Hatta bir röportajımız, ya röportaj demeyeyim de Nişantaşı'nda magazin muhabiri bir arkadaş var. Biz de bir şey kostüm almaya mı gidiyoruz? Cadılar Bayramı var. Daha birbirimize niyetimizin bozulmadığı vakitler diyeyim. Adam soruyor hani beyefendi kim falan. Dedim ki en yakın arkadaşım. Şimdi ona etiketliyorlar beni sürekli. Yalan söylemiyorum orada. Gerçekten yakın arkadaşımdı yani. Zamanla değişiyor. Yani. Değişti. Niyetler çok bozuldu. Bu gençlik çok kötü yere gidiyor. Yeni sorum gelebilir. Miami nasıl geçti? Amerika'da Covid kuralları nasıl? Söylesem mi ya? Miami'de Covid kuralları şöyle. Giderken test olmak zorundasınız. Biz Tulum'dan Miami'ye geçtik. Ya antijen ya da PCR istiyordu. Antijen çok daha çabuk çıkan bir test olduğu için 10-15 dakikada falan çıkıyor çünkü sonuç. Antijen yaptırdık. Hani hem hemen öğrenelim hem de nasıl antijen istiyor falan gibi yaptırmaz olaydık. Ona sonra geleceğim. Negatif çıktık ve geçtik. Sonra inince yok. Zaten uçağa binerken soruluyor. İnince öyle testir, mestir, Dubai'deki gibi öyle şeyler yok. Mekanlar açık. AVM'ler açık. Gayet normal. Maskeli bir şekilde hayatınıza full devam edebiliyorsunuz. İşte Türkiye'nin bu bir önceki hali gibi. Her yer açık, restoranlar açık. Bir tek farkı var, saat kısıtlaması yok. Onun dışında korona ile ilgili de bir kısıtlama yok. Yani koronaysanız eğer sizi kontrol eden kimse yok. Alnınızda korona yazmadığına göre bunu da kimse bilmiyor. Ya öyle bir kuralları yok. Bizdeki HES kodudur bilmem ne, ülkemdeki sağlık sistemi. Gerçekten nasıl hissettiğin bir dönemdesin? Ne bakımdan? İş, aşk. İş olarak heyecanlı olduğum bir dönemdeyim. Çünkü benim bir işi severek yapabilmem için bir noktada artık o işi özlemem gerekiyordu. Bu işi de yani şu kameranın karşısına geçmeyi ya da vlog kameramı almayı ya da böyle Instagram'da sizinle car car konuşmayı falan özlemem lazımdı. Ben de kendime bu vakti yarattım. Siz aslında bana kızdınız ama ben size bu... Mesela ben kaç aydır video atmıyorum? 2 ay olmuş. 2 ay oldu. Ben o 2 ayda size sıkıcı böyle laf olsun diye video atmak yerine hiç atmamayı ama 2 ay sonra daha böyle bıcır bıcır, bence şu an öyleyim hani, daha enerjik olmayı istediğim için o vakti verdim. Ha, size bunu hiçbir zaman bu şekilde açıklamadım. Bence hatam orada. Çünkü sürekli bana niye YouTube'a video atmıyorsun? Senin bir YouTube kanalın var, unuttun falan diye mesajlar, yorumlar geldiği için hani bunu açıklayabilirdim. Onu es geçtim. Onu da bu videoda artık bir özür olarak alırsınız diye düşünüyorum. Aşk olarak güzel bir ilişkim var. Tatlı bir ilişkim var. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlıktan gelen bir ilişki olduğu için çok rahatız. Birbirimizin her şeyini biliyoruz. Alıştık vesaire. Arkadaşlık olarak Can'la Ece'yi çok fazla göremiyorum. İşte en son Tulum'da görüştüm Can'la. O sonra New York'a geçti. Dominik'e geçti. Ece burada zaten Allah'ın unuttuğu yerde oturuyor. Ben ne kadar çok elimi kolumu kullandım ya. Dur biraz sabit tutayım. Ece zaten gidiyor şeylerde oturuyor. Onu da çok göremiyorum. Çok da trafik var. Çok da özlemedim herhalde. Trafiği çok çekesim yok. Başka ne kaldı ki? Normal hayatta işte kısıtlamalar vesaire. Böyle yani, evdeyim. Yes. Sorum gelebilir. Arda yeni ofis tuttu mu? Yes! Yes tuttu. Ofis sadece benim. O ofisin her köşesi bana ait. Güzel bir ofis. Bayağı güzel bir ofis. Sizi dolaştıralım mı biraz da? Biraz dolaştıralım. Kaydırabilir miyim ofise geçmek için? Ofise geçiyoruz, hazır mısınız? Hazırsanız. Yani Arda'ya sonunda ne yaptım ettim, paraya kıydırdım. Gerçek düşüncelerimi söyleyemiyorum. Abiler var, çalışıyorlar. Diğer ofiste söyleyeceğim gerçek düşüncelerimi. Şimdi ben önce bir büyüklüğü bir gösterir misin? Hak ettiğim ofise bir bak bak. Bu değil miydi? Hak ettiğim bu değil miydi? Biraz fazla büyük geldi bana. Hak ettiğim bu değil miydi? Daha büyüklerini hak ediyorsun. Heh, istediğim cevap buydu. Şimdi planı anlatıyoruz size. Ben de bilmiyorum bu arada. Sadece şuranın yeşil perde olacağını biliyorum. Şu komple alanı yeşil perde. Makyaj videoları burada mı çekilecek? Senin mi? Ha.
Senin mi derken, bir dakika. O ofis kaç kişiye tutuldu? Arka planını getireceğiz ya senin. Bir arka planım vardı. Ben mesela bu değiştirmek istedim. Dümdüz siyah istedim. O zaman burada çekeceğim. Burada da perde olacak. İster perde önünde, ister yeşilin önünde. Nereye istersen. Ha, ofis benim sonuçta. Senin? Stüdyo benim yani. Bu kısma mutfak düşünüyorum. Doğru mu? Hayır. Şu kısım değil burası. Bu kısım mı mutfak? Burası mutfakmış. Arzum söyledi. Ne kadar büyük mutfak? Bayağı mı büyük? Ne gerek var? Bu kadar büyük mutfağa. Burası nedir? Oraya şu an bir şey tasarlamadık ama mesela konuklu bir şey, koltuklar vesaire bir şey istersen. Ha, sohbet, muhabbet ediyorsun. Tabii tabii. Peki bunları ayırıyor muyuz perdelerle? Hayır. Cevap veriyorum, ayırıyoruz. Çünkü gözü öyle daha güzel görünüyor. Burada ne var? Burası nedir? Burası ne odası olacak? Burası oda, burada iki koltuk var. Bakın şuradan bakıyorum. Projesi burada. Bir de koltuk burada var. İki tane tipi oraya oturabiliyor. Otuz buraya konabiliyor. Yani burayı bir küçük ofis olarak kullandım. Giyim odası dediğin. Kulis. Kulis gibi. Kulis gibi. Şurası bir ardi olacak. Burası Arda'nın odası. Bak burası. O zaman biz eski küçük ofisimize yes! Geri geldim. Nasıl ofis ama? Mükemmel. Değil mi? Yani yapılı halini çok merak ediyorum. Boş hali beni bu kadar heyecanlandırdı. Yapılı halini bayağı merak ediyorum. Bol bol yemek yaparsın artık. Evet ya, bak neler biliyor musun? Reels'lar mı çekmeyiz? Yemek videoları, sohbet videoları. Yine ünlü kankalarımızı şey yaparız. Yüzlerine güleriz, arkalarından konuşuruz sürekli. Of, neler yaparız ya. Vallahi heyecanlıyım arkadaşlar. Bana nerede dinlemeyi artık bir bırakın. Artık destek zamanı yani. Artık sadece param bittiğinde video çekiyorsun. Onu gördüm bundan. 2-3 tane vardı ama bu fikstir. Bunu tüm YouTuber'lara yapıyorlarmış. Ara veriyor ya. Ooo ne oldu, param mı bitti? Arkadaşlar ben asıl parayı YouTube'dan kazanmıyorum. Yani şu an YouTube hesabımı affedersiniz kapatsam da ben para kazanmaya devam ederim. Yani sorun parada değil, sorun enerjim bitti. Enerjim yani. Topladım, geri geldim. Bana şunu yazıp durmayın. Yukarı kaydır link. Sıkılmadın mı? Of! En cevaplamak istediğim soru, surat ifademin böyle olduğuna bakmayın. Allah aşkına, o kadar influencer arasında ben mi battım lan size? Günlük maksimum 2 linkim var ya. Hani uzun uzun böyle, ne bileyim, cilt ürünü anlatıyorum. Bir dermatolog olarak var ya öyle tipler. Öyle anlatmıyorum ya da spor linki verirken size bir PT gibi davranmıyorum. Yani günlük maksimum 2 linkim var. O da haftada 3 gün falan. Bu da haftada 6 link eder. Arkadaşlar 6 link insanların günlük link sayısı. Benim kadar bu ayrımı yapan birine bu soruyu soramazsınız. Sorabilirler mi? Hayır. Bir soramaz. De isteyenler de var. Bu ara tabii ki öyle, istemeyenden kat kat isteyen var. Adam o yüzden beni takip ediyor zaten yani. Bir kesim hani, bir kesim muhabbete geliyor ediyor da bir kesim de bir şeyi beğeniyor aldığı bir şey. Ya da mesela çok güzel linkler yapıyorum bu ara. Yok takı link, yok kıyafet link. Beğeniyorlar yani. Bas geç kardeşim. Seni yukarı kaydır diye tehdit eden mi var? Bas geç yani diğer story. Diğer story'de belki rezil bir şey yapıyorum onun için o profildeyse. Hepinize yetecek şey var bende story. Merak etmeyin siz. Herkes ara adını bulacak. Gerek komikliğim, gerek linklerim, seksapalitem, her şey var. Bekleyin. Yasaklar hakkında ne düşünüyorsun? Yasaklar hakkında şöyle düşünüyorum. Doğruya doğru tam anlamıyla kelime anlamıyor. Ben tuzu kuru olan insanlardan bir tanesiyim. Benim işime bir, ne denir ona yani? Engel olmuyor. Bir engel olmuyor. Şanslı insanlardanım ama bunun için de evet her şey yasaklanmalı diyecek kadar da bencil bir insan değilim. Çünkü dışarıda işinden olan, çalışamayan, borçları olan binlerce insan var. Belki milyonlarca insan var. Hani ne yapılabilir? Hani A desen de B desen iki ucu boklu değnek yani. Ne diyebilirsin ki? Umarım en kısa sürede biter de kurtuluruz. Yani evet ya, yani bu yasaklar olacaksa da o insanlar inşallah bir yardım alabilir. Bir destek alabilir. Maksimum yapılabilecek şey o bana göre. Bence herkese göre de odur. Yani bir adamı işine zorunluluktan bile olsa yollayamıyorsan bir desteği olmalı yani o adamı diye düşünüyorum. Çelişki geliyor mu sana? Atıyorum şurası açık şurası kapalı, saçma buluyor musun? Tabii ki geliyor. Gelmez olur mu yani? Aklı olan herkese geliyordur bence. Uçağa biniyorsun, 3 kişi yan yana oturuyorsun. Dip dibe burun buruna su içiyorsun, yemek yiyorsun. Ama restorana gidip 2 metre ötende bir masa var. Oraya gidemiyor, ya oturamıyorsun mesela. E şimdi bu çelişki. Ama biri baktığında özel bir ihtiyaç restorana gitmek. Biri baktığında ulaşmış. O zaman ona baktığında da evet risk alınabilir bir durum gibi de geliyor. Yani ne düşünsen, A düşünsen B'si var. B düşünsen C'si var. Yani inşallah bir an önce böyle azala azala çat diye biter, işte aşı. Aşılanırız,
gibi şeyler. Hani ben mesela şu, eskiden aşı olmam diyordum. Şu an olurum. Ya olurum, yeter ki bitsin. Bir de o kadar çok insan aşılandı ki hani. Hiçbir kimseye de maşallah inşallah olmaz, bir şey olmadı yani. Ne bileyim, karışık konu ya. Aman geçelim. Bir ara kayboldun, anlatacağım dedin. Anlatmadın, merak ettim. Söyleyeyim mi? Hangi araba? Ya ben Miami'de bir story attım ya böyle. Hı. Bir hafta falan hiç sesim çıkmadı. Sonra dedim ki size anlatacağım dedim. İnsanlar da sanmış ki ben Miami'de işte çok büyük işte işbirlikleri falan yaptım. Bir şeyin yüzü oldum falan hani böyle. Halbuki öyle heyecanla atılmış bir story'de değildi. Ya da orada biriyle video çektim ben işte falan sanılmış. Arkadaşlar Amerika'da korona evet. Bunu bugüne kadar hiç açıklamamıştım. Bu hikayemi anlatacağım size artık. Oradaki bir hafta yokluğumun, oradaki vlog çekemememin sebebi gerçekten tabiri caizse geberiyordum. Bugüne kadar ki size hiç açık açık söylemem. Korona yok ya. Hani böyle öf ya abi abartıyorlar. Grip bu falan. Dediğim bütün laflar girdi tam anlamıyla. Tulumda şöyle oldu, hikayeyi anlatıyorum. İstediğiniz kadar hak ettin, aranlığın, kaşının diyebilirsiniz. Çok haklısınız. O yüzden zaten yüzüm olmadı. Yoksa ben şey der, onun da ekmeğini yer. Yani koronayım. Korona günlükleri. Bugün işte şöyle oldu, böyle oldu. Yok, o şaka bir yana. Hayatımın en kötü hastalığını geçirdim. Tulum'dan Amerika'ya geçerken bütün Tulum grubu olarak test yaptırdık. Herkes negatif çıktı ve döndü. Yani biz zaten sadece Poyraz ve ben Miami'ye geçecektik. Türkiye'den başka arkadaşlarımız yanımıza gelecekti. Biz de antijen yaptırdığımız için antijende 10 dakikalık bir test. Yani güvenilirliği tabii ki bir PCR kadar değil. Negatif çıktık. Negatif çıkınca biz ertesi gün bindik uçağa. Bir şeyimiz de yok. Gayet ayaktayız. Hiçbir sıkıntı yok. İşte herkes negatif, mutluyuz. Diyoruz ki biz buradan nasıl negatif çıktık? Ulan hani Tulum'da gerçekten korona yok demek falan. Arkadaşlar ne maske var, ne mesafe var. Ne maske var derken şöyle. Çalışanlar, taksiciler kimse takmıyor. Ya maske diye bir şey yok. Kullanmıyor adamlar, anladın mı? Hani şehre giren çıkarı böyle devam ediyor. Ama o kadar özlemişiz ki biz de gerizekalılar direkt adapte olduk. Hani direkt sanki biz hiç Türkiye'den gelmedik. Hiç hani çevremizde kimse korona olmadı. Öyle bir şey yok gibi adapte olduk. 10 gün sonra patladık. Neyse dönüyorum, Amerika'ya gittik biz. İşte indik, eve yerleştik falan derken ateşler 39-39.5 ama biz hala şeyiz bu arada. Hayır ya, hani çok partiledik ya, bağışıklığımız düştü. O yüzden üşüttük. Bir de son iki gün hiç uyumadık denilebilir. Hani sürekli son iki gün diyor oradan oraya, oradan oraya. Hayır değiliz falan dedik. En son Paris'te böyle yaptım. Cebelleşmeyelim. Gidip test yaptıralım hani. Kuralı da bilmiyoruz. Biz diyorum ya, Tulum'dan şey gittik yani, korona diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. O yüzden hani diyoruz ki bizi nereye karantinaya alacaklar? Evde kalabilecek miyiz? Kalırsak bu ev 10 gün sonra bitiyor ev çünkü şeyi. 11. günü uzatabileceğiz mi? Belki başkaları gelecek, dolu ev. Böyle böyle şeyler. Hani test yaptırdık, pozitif zaten. 10 dakika sonra geliyor bu arada testleri orada, PCR'lar. Şakası da 1 saat sonra geliyor. Pozitif. 2 gün sonra pozitif. 4 gün sonra pozitif. 6 gün sonra pozitif. Dönmüyor. Bir hafta çok kötüydük. Ateş, öksürük, sayısız ilaç. Allah'tan burada devletin verdiği ilaçlardan vardı. Onu da nereden buldun demeyin. Arkadaşım korona oldu. Ayakta geçirdiği için kullanmadı. Ve biz de ne olur ne olmaz diye Allah'tan ki yanımıza almıştık. Ben onu kullandım. Dönmüyor. Biz kendimize geldik. Toparlandık. Ama dönmüyor. Ben en son burnumun içine Vicks sürüyordum. Hani belki bir şey olur, negatif çıkarım da ülkeme dönerim diye. Bak gözüm döndü, ne kadar yanlış. Ya pozitifsen, negatif çıkabilir ama ya pozitifsen. Ama o an tek istediğim şey ülkeme dönmek. Çünkü sağlık sistemlerine güvenmiyorum. Arkadaşlarımıza soruyoruz. Sakın hastaneye gitmeyin. Zaten bir bok yaptıkları yok diyor. Bir de boşu boşuna tekrar o virüslü ortama girmeyin diyorlar. Diyorum ki ben burada ölsem ne olacak? Öyle bir tribe giriyorsun ki orada yalnızsın. Sağlık sistemiyle ilgili en ufak bir fikrin yok. Ülkene dönemiyorsun. Uçağa binemiyorsun. Yasak yani her şey. Evden çıkamıyorsun. Neyse öyle böyle derken 8. teste falan negatif çıktık. Sonra da 2-3 gün gezdik işte, oraları gördünüz. 2-3 yemek yedik bilmem ne, döndük. Ne deseniz haklısınız. Çok kaşındım ya. 8 teste para mı verdiniz? $200 kişi başı. Çok acıklı değil mi? Zaten 4. 5. teste Poyraz başladı hesap yapmaya. Şu an diyor şu kadar verdik test ediyor. Yani her şey masraf ve sadece stresti. Son 3-4 günümüz sadece güzeldi. O da güzel olsa ne olacak? Artık bir şeyin var, anladın mı? Keyif alma. Yani orada mesela Miami'de Nobu'da yemek yemektense evimde oturmak istiyorum. Çorba içmek istiyorum. Özledim. Ya buydu anlatacağım şey. Ama kızarsınız diye anlatamamıştım. Ama yine kızacaksınız biliyorum. Allah'tan ki hemen fark ettik. Negatif çıkana kadar da gerçekten. Bu arada Amerika'da çıkabiliyorsun dışarı. Hiçbir şeyin yok yani.
koruma vesaire yok. Hani kimse bilmiyor korona olduğunu. Hani testçi diyor ki sana bekle burada çıkar şimdi diyor. Bekliyorsun ya. Ha pozitifsin hadi görüşürüz diyor gidiyor. Öyle bir ortam yani hani. Geçmiş olsun. Vallahi geçti mi geçirdi mi bilmiyorum ama şimdi iyiyim. Öyle yani. Geçelim. Arda ile arkadaşlığınıza bayılıyorum. Kaç senedir tanışıyorsunuz? Tam olarak neyine bayıldığını hala anlayamadım. Yani ne gördün gerçekteki arkadaşlığımıza şahit misin bilmiyorum. Ama şımarıklığı bir kenara bırakıp konuşursam kaç yıldır mı arkadaş olduğumu evet. Sordum. Ben Arda ile YouTube kanalını açmadan bir hafta önce tanıştım. Yani öncesinde Twitter'dan takipleşiyordum. Ama hiçbir görüşmüşlüğüm, mesajlar, hani hiçbir şekilde bir tanışıklığım yoktu. Sonrasında Arda işte bu işleri yapıyordu zaten ajans. Böyle bir projesinin olduğunu, bir makyaj kanalı açmak istediğini ama bunun normal düz bir kanal değil de hani böyle bilmem ne kızı makyajı kafası olmasını istediğini söyledi. 2-3 kişiyle de daha görüşmüştü. Bana da hani bence sen de kamera karşısında konuşulacak bir kısım bir denesek mi falan filan gibisinden geldi. Gel dedim deneyelim. O gün bugündür hep söylüyorum. Yani buradaki ailem gibi bir şey yani Arda. Mesela Arda çok sevilen bir tip değil. Konu bensem çok sevilen bir tip değil insanlar açısından. Çünkü ne kadar çok yakın arkadaş olursak olalım işi çok iyi yürütebiliyoruz. Çünkü ben ona karşı sorumluluklarımın farkındayım. O bana karşı öyle. O beni koruyor. Ben onu dinliyorum. O yüzden de maşallah 5 sene mi oldu? Kaç sene oldu? Daha fazladır. Yok ya. Ben sizle 2016'da tanıştım. Ben senin ilk videonu başka yerde izlemiştim. 2015'te falan tamam, başlamıştım. Tamam aynı sene. Tamam aynı sene tanıştık. Ben 2016'da başlamadım. Neyse bakarız onu YouTube kanalımda yazıyordur. O yüzden öyle güzel giden bir arkadaşlığımız var. Yani maşallah diyelim. Ofiste tuttu şimdi çok kötü şeyler söylemek istemiyorum. Yani sevilmiyor dediysek benim açımdan sevilmiyor. Çünkü beni çok garip bir şekilde koruyor adam anladın mı? İş konusuysa benim haklarım yani en yakın arkadaşını bile koruyor. İnsanlar da bileniyor işte. Ben de onu koruyorum insanlar da bana bileniyor. Küssek mi Arda? Milletle aramızı bozuyoruz. Geçelim. Hangi mesleği yaparsam berbat bir iş çıkarırdı. Psikolog. O yüzden okulu bıraktım. Çok garip bir meslek anladın mı? Psikologluk, psikiyatristlik bu tarz. Bir kere yorum katamıyorsun. Hani yorum yapamıyorsun anladın mı? Kadın bana gelecek, hayat hikayesini anlatacak ve ben ona çok sakin bir şekilde yorumsuz cevapta bulunacağım. Çok zor ya. Bir de onu saklamak da zor bana göre. Ben ay deli misin sen düşünsene. Hasta gizliliği yani. Ne bileyim ben ne anlatırım. Ünlü biri geldiğini düşün şimdi. Şok olacağım bir şey anlattı. Çok zor yani. O yüzden yapabileceğim hiç... Çoğu mesleği yapabileceğimi düşünmüyorum ama bence psikolog, psikiyatrist, işte bu terapiler falan bayağı zor iş yani. Kedi sahiplenmeye devam edecek misin yoksa yeter artık diyor musun? Yeter artık diyorum ama bu iş şöyle bir iş. Bir tane daha olsa ne olabilir ki? Bir tane daha olsa ne olabilir ki diye diye 6 kedi oldu bizim evde. Umarım sahiplenmem. Çünkü gerçekten yeter noktasındayız şu an evde. Bir de şu an işin iyi, gücün iyi vesaire bakabiliyorsun, edebiliyorsun. Çok büyük masraf kedi dediğin şey. Yani en az köpek yok. Kumudur, mamasıdır, doktorudur, ilacıdır. Çok büyük masraf. Hele ki benimkiler gibi ya cins ya da hem cins hem hastalıklı ya da sokak kedisi ama hastalıklı kedilerse 6'da 6 çürüyüz biz çünkü. Çok masraflı. Yani dediğim gibi şu an hep onları düşünmeye başladım. Ben yaşlandım herhalde Fuat ya. Mesela şeyi düşünüyorum anladın mı? İş gücü de atıyorum. Bir şey olsa ben bu kedilere nasıl bakacağım diyorum. İlaçları ayrı dert, kumları ayrı dert, bilmem ne. Bunları falan düşünmeye başladım. Yaşlanmaya başladım. Vallahi yaşlandım ben. Büyüyorum. Aa bana bir olgunluk geldi. 30'lu seksi kadınlar gibiyim. Yani işin özü büyük konuşmayayım ama umarım yani. Ailenden en sevdiğin, en çok eğlendiğin kişi kim? Ay babam olabilir. Annem. İkisi çok komik karakterler çünkü kendi nedenin şahsına münasır isimler. Teyzem de çok eğlencelidir. İzmir'deki bir şey söyleyeyim mi? Aile full yani hepsiyle çok eğlenebilirim. Hepsi ya. Anneannemin bile kendine göre komik bir şey var yani. Seçemem aralarında. No. Cancun mu? Miami mi? Cancun demeyelim ona. Tulum diyelim. Cancun'a indiğin yer. Havaalanının olduğu yer. Ne Tulum'un Allah belasını versin. Geberiyordum diyorum ya. Geberiyordum yani. Tabii ki Miami. Yeni dönemle ilgili planların neler? Bir kere kendimi filtrelememeye karar verdim.
Çünkü son özellikle 1,5-2 senedir falan şey tribine girdim ben. Daha doğrusu bu tribe sokuldum. Ona cevap verme, buna cevap verme, buna yorum yapma, prim olur, takipçi gider, götü kalkar, bilmem ne yapar diye diye ben kimse hakkında, hiçbir olay hakkında, bana atılan hiçbir top hakkında cevap verememeye ve yorum yapamamaya başladım. Fark ettin mi? Evet. Ya ben böyle bir kız değilim. Benim ağzımı kapatamazsınız. Size söylüyorum. Kamera arkasındaki şahısla. Benim ağzımı yok. Bundan sonra yok. Toplumsal bir olay mı oldu? Hani magazinsel bir olay mı oldu? Damla hiçbir şey yorum yapmasın. Damla'nın ağzı sıçsın herkes. Damla aman takipçi gider ona. Aman benim üzerimden prim yapar. Bunu alışkanlık haline getiriyor zaten. Getiriyor yani. Bizim hayatlarımızı konuşa konuşa ünlü olan Instagram sayfaları var. Sen cevap versen ne olur, vermesen ne olur? Biliyor ki herkes kimin nerede ne konuştuğunu. Ben de vereceğim cevap. Adam geçiyor Instagram'a diyor ki ben bu adamın adresine kadar buluyorum, yaşadığı şehre kadar buluyorum, adına kadar buluyorum. Şaka değil bu arada. Hani artistik yapmak için ama susuyorum. Adam bana ve ben susuyorum. Niye? Prim yapar. Ya o prim yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Yazdığı 3 posttan 2,5'u yalan zaten. Yani bu adamı zaten niye takip edesin ki? Haksız mıyım? Yok kadar. Bundan sonra. Kimse benim özel hayatıma, YouTube'a yatma, iş hayatıma, linkime, zartıma, zurtuma haksız yere laf edemez. Böyle şeyler ola ola ben buradan soğudum işte. Enerjimi emdiler benim. Niye izin veriyorum ben buna? Adam gidiyor 50 bin takipçiyle şov yapıyor. Primin babasını yapıyor. Ben burada 6 milyonu susuyorum. Öyle bir şey yok. O hesapları istersen bir story'imle kapattıracak güce sahibim ben. Bana bunları unutturdular işte. Hoşt! Hoşt yani. Öyle bir dünya yok. Bu saatten sonra eskinin çok daha eskisi damla olarak karşınızda olacağım. Tek bir haksız olduğum cümle var mıydı? Ben duymadım. Bunu geçtim. Makyaj videolarıma daha konsept şeyler eklemeyi düşünüyorum. Mesela şimdi ufak bir alışveriş yap. İşte ne bileyim sallıyorum böyle. Namaz geçmeyeyim acile. Böyle şey aldım. Liseli etekleri. Çekmeyeceğim tabii de. Hani Koreli şeyler var ya, çizgi film karakterler. Böyle üstüne rockçı şeyleri aldım, peruklar aldım falan. Hani böyle daha eğleneceğim. Oturup buraya böyle iki yüzüme bir şey sürüp muhabbet edip gideceğim şey değil de. Böyle makyaj yaparken eğlenmek istiyorum burada. Anladın? Ona uygun bir yerimiz de var artık. Hah yani. Sonra başka ne hayal ediyorum? Konuk almaya tekrar başlamak istiyorum. Özellikle artık bu pandemidir, zart zurt inşallah biterse böyle kalabalık videolar. Tabii ki vlog çekmeyi cidden çok özledim. O kadar hevesli gittim ki buradan uçakla. Bütün ekipman olarak gittim yani, bir valiz. Bir tarafımda patladı. Vlog çekmek çok istiyorum. Sonra başka bir tane daha projemiz var işte. Ama ona daha çok var. Boşu boşuna şimdiden söyleyip şey yapmayayım. Heves kaçırmayayım. Aslında ne yaparsam yapayım ilk başta söylediğim şeylere denk geliyor. Güzel. Evet. Eğleneceğiz. Evet. O zaman bu videoyu çok uzatmıyorum. Yeteri kadar sohbet, yeteri kadar tehdit. Kadar hakaret ettiğime göre bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Özellikle güzel mesajlarınız, neredeydin, ne yaptın, işte YouTube'unu mu unuttun diye kızıyorsunuz bana ama hani ben normalde sinirlenecek bir tipim. Sana ne be diyecek bir tipim. Tam aksi seviyorum çünkü vallahi ben de sizi özledim. O zaman haftaya yepyeni bir, aslında eski bir Daniela ile karşınızda olacağım. Öptüm. Bye. Oh! Oh! Oh, içimin suları eridi. Beklesinler, geliyorum. Hem de yeni stüdyomla.